Evet hocam. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün biz seramızdayız, fidanlıkta. Mango serasındayız. Mango fidan serasındayız. 4-5 yaş grup ağaçlarımıza, fidanlarımıza, mango fidanlarımıza budama yapıyoruz ve bir sorun var. Bu sorunla da aynı anda değinelim istedik. Hem fidanlardan göstereyim, hem dışarıda dikili mangolarımız var. Bu mangolarla alakalı yeni dikilen fidanlarda budama hatası var bir tane. Onu özellikle söyleyeceğim. Yaklaş hocam, gel. Şimdi hata ne arkadaşlar? Hata tabii ki olacak. Doğruyu bulabilmek kolay hadise değil. Bakın, yaklaş hocam. Güzelce yaklaş. Gerçi şeyde, siyahta iyi gözükmez. Şöyle gösterirsen daha iyi. Bakın, bunlar bir sürgün. Dallanacak sürgün. Ya gel hocam, göstereceğim. Ha, şurada var. Bakın arkadaşlar, bu bir çiçek. Gördünüz mü? Ya da şöyle yapalım. Yakınımızda var. Gel hocam. Bakın. Bu sürgün, şu çiçek. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Ayırt ettiniz. Özellikle çiçeği göster. Çünkü mango fidanı çok yeni daha Türkiye'mizde. Çiçek sürgününü tanımıyoruz hala. Evet arkadaşlar. Çiçek sürgünü, üzerine çiçek sürgünü olan bir mango asla budanmaz. Şubat'ın son haftasındayız. 2024. Tarihi de söylemiş olayım. Budama dönemi geldi. Herkes çatır 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 buduyor yeni dikilen fidanları. Tabii gördüklerimizi söylüyoruz. Görmediklerimizi de video çekiyoruz. Bilinçlenelim, çünkü bu ağaçlar Türkiye ekonomisine, çiftçinin ekonomisine lazım. Peki çiçek açmış bir mango fidanını ne zaman budayacağız? Sevgili arkadaşlar, bu çiçekler her ne kadar tüpte olursa olsun, ceviz büyüklüğüne ya da billa büyüklüğünde bu meyveler gelmeden asla bu fidanı budamayın. Budarsanız tekrar budadığınız noktalarda, sürgün noktalarının hepsi tekrar çiçek açar. Ve sizin sağlam sürgünleriniz oluşmaz. Lütfen arkadaşlar, çiçek olan sürgünleri asla budamayın. Asla. Mesela şimdi ben budama yapıyorum. Ne yapıyorum? Bunda çiçek yok. Buduyorum. Bunda çiçek yok. Buduyorum. Ama çiçekli birisi geldiğinde asla kesinlikle budama yapmıyorum. Sebebi bu. Hocam ara ver, diğer fidanlarda da göstereyim. Bir alt gruba geldim arkadaşlar. Büyüklük olarak bir alt gruba geldim. Bakın. Gördünüz mü? Bu yani seralara dikilen fidan. 2,5-3 yaşında. Çiçek açmış. Buna kesinlikle makas vurmuyoruz. Bakın. Sürgün devam ediyor. Makas vurabiliriz. Sürgün devam ediyor. Makas vurabiliriz. Makas vurabiliriz. Makas vurabiliriz. Gel hocam. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Bakın. Lütfen. Diktiğimiz fidanlar ağaç olsun ki, ben size çiçek göstereceğim. Bulabilirsem. Pek de çiçekli yok. Evet. Evet. Çiçekli yok. Sürgünleri zaten biliyorsunuz. Çiçek ve sürgünü arkadaşlar videonun başında gösterdiğim şekilde ayırt ediyorsunuz. Çiçekli olan fidanlarınızı asla budamayın. Budadığınız noktadan çıkacak olan sürgünlerinizi bozarsınız. Çiçek çıkar. Lütfen arkadaşlar, bırakın 2 ay sonra budayın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Şimdi ben size, bu husus önemli. Dışarıda dikili mangolarımız var. Onların yanına geçip orada detayları orada da göstereceğim. Arkadaşlar, tüy sera burası. Daha önce beraber kurduğumuz, size tanıttığım ve güzel sonuçlar aldık. Tabii serada hava sıcak gittiğinden dolayı çiçekler başlamış. Daha burada başlamamış. Dolayısıyla burada Irvin var bir tane. Ondan göstereceğim. Bu tabii daha önceden. İkinci senesi. Küçük fidanlardan gösteremiyorum. Bakın. Şu bir çiçek. Yaklaş hocam. Arkadaşlar iyi ayırt edin. Bakın. Bu bir çiçek. Bakın. Şu sürgün. Bakın. Şu sürgün. Şunlar da çiçek. Aşağı yukarı burada bir 30 tane meyve olacak bu ağaçta. Tabi azaltacağız. O şey değil. Şimdi burada ne olmuş? Mesela burada şey yok. Çiçek yok. Budamasını yaptırdık.
Gel hocam. Bunda da meyve yok. Bunda da yok. Daha arkadaşlar şey açmamış. Yani yukarıda da var. Daha çiçekler oluşmamış. Neden dışarıda? Bu bitkiler, hava daha soğuk. Şubat'ın sonundayız. Ama ne demek istediğimi anladınız. Çok önemli bir husus. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çiçek açmış bir fidanınızı asla budamayın. 2 ay 3 ay daha bekleyin. 2-3 ay sonra ceviz büyüklüğünde olduğundan meyvesi. Ha, meyve tutmaz ayrı. Tutmayabilir. Çünkü bir fidanın meyve tutacak anlamı taşıyan bir garantisi yok. Ama %99 meyve büyümeye geçer. Büyümeye geçtiğinde arkadaşlar budamamız ondan sonra yapacağız. Değilse aynı noktalardan gene çiçek açar. Evet arkadaşlar, mango ya da başka tarımsal bilgiyle alakalı bir sorunuz olursa, aklıma gelmeyip size, sizin için önemli olan, hemen videonun altına mesaj yazın, cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.